Oha! 8. senede ilk kez gül mü alıyor? İçini dökmek için bugünü mü bekliyordun? Biz gidelim lütfen. Ya bunları burada konuşmak çok saçma. Oturalım mı şöyle? Nereye? Yok yok. Devamlı getirmeyelim. Kötü şeyler çıkıyor. Neden abi? Deşmeyin, deşmeyin, deşmeyin. Boş ver, deşmeyin. Erkekler korkuyor. Çizgimiz var böyle kendimiz. Yanımda kal, yanımda kal. Yine bir sürpriz, dondurma sürprizi. O romantik değil mi? Sıra romantik. Hayır. Ne? Çok mutluluklar diliyorum size. Öp bir tane. Öp bir tane. Benim de. Kaç senedir birliktesin? Dur sakin ol. Heyecanlandı. Ben vurdurtmayı seviyorum buna. Ben de vurmayı severim zaten. Efendim röportaja geldik sizde. Ben de tavlayacağım zaman romantiktim, ondan sonra bozdum. Nasıl yumuşak? Ben ne oldu anlamadım ama. Hiçbir şey anlamadım ne olduğuna dair. Yıkıldım. Agop Bey romantik midir? Ro. Abi ro diyor sana. Sorarsanın yeni bölümünde şu anda Kadıköy'deyiz ve bugünkü konumuz romantizm. Çiftlerin yanına gidip romantik tarafı soracağım. Ne yapıyor? Çiftlere soruyoruz abi ama sana da soralım. Ben çiftim zaten bu. Bak bir iki. Çiftleri severiz. Romantik taraf kimdir? Budur. Benim. Siz mi? Evet. Ne romantik yapıyorsunuz mesela? Çiçek alıyorum. Gül alıyorum, çiçek alıyorum. Fantezilerimi seviyor. İşte böyle doğal insanlara bayılıyorum. Erkek adamın erkek sevgilisi olur. Yani aşk sadece kadın ve erkeğin arasında ya da... Olur mu şey ya? Olur mu öyle şey ya? Yani aşk her zaman var. Erkek de birbirini sever. Tabii kesinlikle yani. Yani. Tabii. Kıskançlık yapabilir. Yapabilir. Ona romantik sürprizler yapabilir. Aynen öyle. Abartma lan, ne yapayım romantik ama. Merhabalar, nasılsın? Çok baktım. Evet, çünkü çok takipçi. Yine geldik ve çift arayışımıza başladık efendim. Şimdi çiftlerimizi Kadıköy'de bakalım bugünkü çiftleşme oranımız nasıl? Ne oldu? Ne oldu kabloya? Basma. Bu kadar bölümden sonra profesyonelleştim, kabloyu görebiliyorum yani. Şu abiyi de çok seviyorum ya. Romantikizmle alakalı bir şey soracağım. Aa, biz de çok ters. Çok ters. Eşiniz ya da sevgiliniz romantik midir? Hayır asla. Yalan söylüyor. Hiç yapmıyor mu sürprizler? Hayır, romantik? Hayır, hiç. En son yıldönümümüzde. Ne yaptı? Çok ağlamışım, ona çiçek bile almamış. Sonra ağladım, bir hafta sonra bana çiçek yollamış. İçini dökmek için bugünü mü bekliyordun? Biz gidelim lütfen. Ya ben o romantik midir? Melek Hanım romantik midir? Hiç romantik değil. Hayda, karşılıklı an romantik bir çiftin yanındayız şu anda. Daha bana bir çift çorap almışlığı yoktur. Ben ona belki 20 kere çiçek gönderdim. Ama bir hafta sonra. Bir hafta sonra değil. Şu 5 ay içinde en az 10 tane ama çiçek neden gönderdim. Çiçeği alıyorum çöpe, çiçeği alıyorum çöpe yani. Evet, sen daha de çiçek ne isteyip durma yani artık ya. Çiçek nedir yani? Çiçek yani, nereye çöpe kadar? Biraz çorap iste. Nis Manavya, Nis Manavya. Nis Manavya mı? Nis Manavya dedi. Ne demek o? Kadıköy'ün tek sıkıntısı böyle biraz burnu havada insanların. O yüzden röportaj vermek istemiyorlar. Kadıköy'ün çiftlerindeki ego Aleyna Tilki'de yok. Bir de şöyle oluyor ben. Çiftlere soru sormak için mikrofonla yanlarına gidiyorum. Teşekkürler. Bu havaya bürünüyorlar. Sanki ben magazinden geliyorum da magazinsel sorular soruyormuş. Cihangir Bey romantik midir? Ya bunları burada konuşmak çok saçma. İstemiyorum. Oturalım mı şöyle? Nereye? Gidelim. Yok yok. Nerede konuşalım? Ya romantik mi değil mi işte? Evet abi. Evet. He romantik. Eşiniz romantik midir? Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. Devamlı getirmeyelim. Kötü şeyler çıkacak. Neden abi? O yüzden kötü şeyler çıkacak. Boş verin. Siz boş verin. Ama sizden soracağım. Deşmeyin. Boş verin. Deşmeyin. Valla deşmeyin. Boş verin. Erkekler korkak. Görüyorsunuz. Erkekler korkuyor. Özgün romantik midir? Hayır. Ya var ya, ben ölümüne romantiyim ya. Plan en üzerine çok seviyor bak. Bak bir şey söyleyeyim mi? Romantizm adına acayip ölüyor benim için. Yapmadığın şey yok aslında, ben çaktırmıyorum. Bak çok mutluluklar diliyorum bir size. Öp bir tane. Öp bir tane. Oldun mu olmuş. Ama şimdi sen de bir tane öp. Tamam. Evet. Çok utandım. Selamlar. Benim de. Kaç senedir birliktesin? Dur sakin ol, tamam. Heyecanlandı. Bire yakın oldum. Ahmet romantik midir? Hayır. Değilim. O romantik midir? Mısra romantik midir? Hayır. Ne? İzin vermiyor çünkü romantik olmama. Niye? Ne yaptın da izin vermedi? Çok romantiklik, çok cıvıklık gibi geliyor bana. O yüzden biraz daha ama şey yapıyoruz. Cıvık değilim ama ya. Cıvıklık derecesine değil. Zaten çok romantiklik yok aramız. Hani cıvık olmayan bir derecemiz yani, var öyle. Mısra romantik olmaya çalışıyor. İzin vermiyorsun. Yok, çok romantik olmaya çalışmıyor. O da aramızda bir çizgimiz var böyle. Kendi çizgi şeyimizin var. O romantizm çizgisini aşmıyorsunuz. Evet, evet.
Şöyle söyleyeyim, sadece iletişimin artmasıyla insanlar romantizm yerine cep telefonlarına ve iletişim araçlarına sergiliyorlar. İki çift karşılıklı oturduğunda bile ellerinde cep telefonuyla takılıyorlar. Ve zaten böyle bir ortamda romantizmin bulunması mümkün değil ki. Biz iletişimi tersten anlayan bir toplumuz. İletişim bize iletişimsizliği getiriyor. İnsanlar birbirlerinden kopuyor. Seni çok özledim diyorsun. Karşısındakine seni çok özledim, sana aşığım vesaire. Çık çık çık, elinde telefon. Halbuki böyle bir şey yok. Halbuki o duygu geçmiyor. Lise yıllarında bir tane sevgilime mesajla seni şöyle seviyorum, seni böyle seviyorum. Yüz yüze karşılaştığımızda aşırı utanıyordum mesela. Yani telefonda dediğim şeylere zaten yüzüne karşı. Zaten yeni neslim problemi. Evet, problemi bu yani. Evet. Yüz yüze o duyguyu karşıdakine diyemiyor. O anda içi kan alıyor, gülen surat yolluyor, o kadar işte. Bir kere vurur musun? Bir önceki bölümde de size vurdurtmuştum. Ben vurdurtmayı seviyorum buna. Ben de vurmayı severim zaten. Yanlış anlaşılma. Türkiye lastik. Yo yo. Hayır şey. Buna vurmayı seviyoruz tabii yani. Ben buna vurdurtmayı seviyorum. Sen buna vurmayı evet, seviyorsun. Evet, kesinlikle. Tabloyu da böyle FM röportaja geldik sizde için. Arkadaşlar birbirinizi sevin ya. Sevgili olun. Aşk dolu yaşayın. Bence burada beklersek bir tane çift düşer buradan. Yüzüne bile bakmam. Geri dönme sakın. Elini bile tutmam. Çift gelirse haber ver. Çift var mı abi? Çift misiniz? Hani çiftsin bak evet. Bence halinden. Burada da şey gibi oldu. Düğün karşılaması gibi. Sen onun yaptığı bir sürprizi anlatır mısın? Neyi anlatayım? Neyi anlatayım? Oo demek bu kadar çok fazla. Mesela gül bahçeleriyle mi, güllerle mi donattı? Senin ismini sokaklara mı yazdı? Yani doğum günümü teknede kutlamıştık, ben seviyorum. Tekne fiyatları kaç para biliyor musunuz? Bence güzel bir sürpriz. Olcay Bey romantik midir? Biraz. Ben de tavlayacağım zaman romantiktim, ondan sonra bozdum. Bir tane özel olmayan sürprizinizi anlatabilir misin? Aa şey, gazozcuya gitmiştik. Gazozcuya gittik. Seda evet. Gazozcusuna gittik. Gazozcuya götürdüm. Evet, benim için mükemmeldi yani. Çok güzel bir şey. Sürprizdi. Evet, bence evet. Muhteşem bir şey. Bir şey diyeyim mi? İnanılmaz güzel bir çift. Abi çok şanslısın. Evet. Gazozcuya götürüp de mutlu olan bir sevgiliye sahipsin. Ama Seda gazozcusu öyle basit bir gazozcu evet. Değil. Bir de motorla gidiyoruz yani. Gül'ü gördüğüme göre bu bir romantizm ifadesi. Ama yine de soruyorum. Hüsnü romantik midir? Evet. Çok romantik. Çok diyor. Sen neler yapıyorsun mesela? Aramızda. Hüsnü'nün romantizm anlayışı gül. Senin? Proteinli pasta. Çağla'nın romantizm anlayışı proteinli pasta ve yumurta. Gökhan? Çok yanlış sorular. Romantik midir? Romantiktir. Evet doğrudur. Romantik misin? Hanımefendi romantik midir? Evet romantiktir. Romantik mi? Evet. Romantik. Pek kabul edemedim ama. Levent. Nasıl yumuşak mı? Yumuşak. Levent romantik midir? Biz halka kapalıyız. Halka kapalı çift. Seni de kırmak istemedim, için durdum. Halka kapalı bir çiftle karşı karşıyaydık. Halka kapalı çift nedir ya? Çift dediğin halka açık olur. Burcu, Onur romantik midir? Evet. Gül'ü gördüğümüze göre romantik. Sadece peki romantizm senin için gül müdür? İlk kez gül alıyorum. İlk kez. Ama romantiyim. Sen anla yani. Evet, doğru. Ama şimdi bu başlangıç olduğu için bu bir gülle başlar. 8. senemiz. Oha! 8. senede ilk kez gül mü alıyor? Ama romantiyim dedi yani. Romantik bir kişiliğe sahip. Realist bir insandır ama çok romantik bir yönü vardır. Öyle mi? Öyledir. Ya böyle yanımda böyle aşk yaşıyorlar, çok hoşuma gidiyor. Ne kadar aşk dolu bir çift ya. Yalnızlık zor be. Niye ben bekar çiftlere sorular soruyorum? Bir bekarın bunu yapmaması lazım. Bu programı evli ya da sevgilisi olan birine yapması lazım. Çift misiniz? I don't understand. Are you couple? Who is, are you couple? They are. Yes. You are the couple. Yes. Can I ask a question? Is she romantic? Yes. Is she romantic? Very well. Very well. Yeah. Thank you very much. Thank you. Ya iki taraf da romantiksa benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Sen de mi röportaj yapıyorsun? Bak burada bir tane daha röportaj yapan biri var. Şarkı söyleyin bana. Yanımda kal, yanımda kal. Hislerim yetmez ki bana. Yanımda kal, yanımda kal. Çok geç rastladım sana. Abi, evet yine bir sürpriz. Dondurma sürprizi yapmış gördüğünüz gibi. Abinin sürprizleri efsane ya. Efendim selamlar. Çiftsiniz anladığım kadarıyla. Hello. English please. English, okay. You are a couple, that I understand. Who is the more romantic? For sure. You are the romantic. Yes. Can you tell one romantism story? No. What about him? I'm the angry guy. You are the angry guy. Yeah. Okay, thank you very much. Bye bye. Yapmış. Hiç evli var mı aranızda? Yok.
Hiç çift yok aramızda değil mi? Yok. Evet, ne oldu? Çift arıyor. Çift. Çift. Bir şey sorabilir miyim size? Sor, sor. Tamam. Gel abi, gel sen de. İkinizi yan yana alayım bir. İkinizi. Ya, yok, ben çıkmam. Agop. Agop abi, gel şöyle ya. Gel beni yalnız bırakma. Ama evet ya, gel yalnız bırakma. Hayat arkadaşıma bak. Yıkıldım. Bazı şeyleri gözden geçirmeli. Kesinlikle, kesinlikle. Agop. Tatlı mı da iyiyim? Agop Bey romantik midir? Ro. Ro'dur. Abi ro diyor sana. Mantık yok. Mantık yok, ro. Ben romantik değilim zaten. Hangi çift var mı? Çift misiniz? Evet. Gel abi, çift misiniz? Evet. Gel 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 gel. Kim çift? Ben ne oldu anlamadım ama hiçbir şey anlamadım ne olduğuna dair. Bir Sorarsın bölümünün daha sonuna geldik. Yanlarda çıkan videolardan diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Çiftlere sormamı istediğiniz soruları aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.